Merhaba örgüseverler. Bugün sizlerle etkili ve şık olduğunu düşündüğümüz güzel bir yelek çalışması yapacağız. Yeleğimizi yapabilmek için Alize Angora Gold ipliğimizi kullandık. Yine Tuğişi Çarkıfelek isimli bir motif kullandık. Angora Gold yapısı itibariyle %10 yünlü, %10 tiftik, %80 akrilik, 550 metre uzunluğunda tüylendirilmiş ince bir ipliktir. Bütün şal ve yelek çalışmalarınızda, tığ ve şiş çalışmalarınızda rahatlıkla kullanabileceğiniz bir ipliktir. Zaten yıllardır Alize Angora Gold ipliğini kullanan hanımlar çok iyi bilirler. Yelek ve şal deyince Alize Angora Gold aklımıza gelir. Gerçekten vazgeçilmez bir ipliktir. Şimdi biz bu yelek çalışmasını yapabilmemiz için 2 numaralı tığ kullanıyoruz. Alize Angora Gold ipliğimizden 213 krem melanj renk tonunda 3 yumak alıyoruz. Şimdi sizlere çalışmamızın teknik açıklamalarını göstereceğim. Çarkıfelek motifimizi nasıl yapacağımızı anlatacağım. Motiflerimizi nasıl ekleyeceğiz? Yeleğimizi nasıl oluşturacağız? Bu konu hakkında bilgi vereceğim. Sizlere keyifli örgüler diliyorum. Görüşmek üzere. Biz Angora Gold ipliğimizi açarak yeleğimizin motiflerini yapmaya başlıyoruz. Bu çalışma için 2 numaralı tığ kullanıyoruz. İpliğimizi şu şekilde tutarak ilk zincirimizi çekiyoruz. Bu zincirimizi saymıyoruz, kilitliyoruz. Şimdi üzerine gevşek gevşek 12 tane zincir çekiyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tığımızın başına ipimizi doluyoruz. İlk zincire batarak bu şekilde geri çekiyoruz ipimizi ve üçünü birlikte alıyoruz. Yine tığımızın başına ipimizi dolayarak ikinci zincire batıyoruz. İpimizi çekiyoruz. Üçünü birlikte alıyoruz. Şimdi ikili zincire geçiyoruz. 2, 2 çekiyoruz ve ikili trabzanımızı yapıyoruz. Yine ipimizi başına doluyoruz. Sıradaki zincire batıyoruz. 2, 2 çekerek ikili trabzan yapıyoruz. 2 tane tekli trabzan yaptık. 2 tane ikili trabzan yaptık. Şimdi üçlü trabzana geçiyoruz. 1, 2, 3. 1 tane daha üçlü trabzan yapıyoruz. 1, 2, 3. Şimdi dörtlü trabzana geçiyoruz. Sıradaki zincire batarak 1, 2, 2 zinciri üst üste çekiyoruz. 3, 4. Başını alıyoruz. Yine 2 zinciri üst üste çekerek 3, 4 zincire tamamlıyoruz. Şimdi 5'li trabzana geçiyoruz. 2 tane de 5'li trabzan yapıyoruz. 1, 2, 3 zinciri kendi üzerinde çekiyoruz. 4, ikisini birlikte alıyoruz. 5, ikisini birlikte alıyoruz. Başını alıyoruz. 1 tane daha 5'li trabzan yapıyoruz. 1, 2, 3, 4 ve 5. Şimdi 6'lı trabzana geçiyoruz. 1, 2, 3, 4 zinciri kendi üzerinde çekiyoruz. 5.yi çift alıyoruz. 6.yi çift alıyoruz. Şimdi 1 tane daha 6'lı trabzan yaparak bitiriyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 2 tane tekli trabzan yaptık. 2 tane ikili trabzan yaptık. 2 tane üçlü trabzan yaptık. 2 tane dörtlü trabzan yaptık. 2 tane beşli trabzan yaptık. 2 tane altılı trabzan yaptık. Şimdi motifimizin en etkili sırasına geliyoruz. Tığımızı, ipimizi biraz tığımızla uzatıyoruz. Şöyle geri dönerek iki trabzanın arasına batıyoruz. Hiçbir trabzana değil, iki trabzanın arasına batıyoruz. Tığımızla ipimizi yukarı çekiyoruz. İkisini birlikte alıyoruz. Yine tığımızın başını dolamadan sıradaki iki trabzanın arasına batıyoruz. İpimizi tığımızla yukarı çekiyoruz. İkisini birlikte alıyoruz. Bu çalışmayı geri dönerek yapıyoruz. Şimdi sıradaki iki trabzanın arasına batıyoruz. İpimizi tığımızla çekiyoruz.
İkisini birlikte alıyoruz. Tığımızın başına ipi dolamıyoruz. Geri geri bu çalışmayı devam ediyoruz. Geri gelerek aynı şekilde trabzanların arasına batarak tığımız ile ipliğimizi geri çekiyoruz ve ikisini birlikte alıyoruz. Bu şekilde ilerleyerek ilk sırayı geri geri tamamlıyoruz. Evet, başa geldiğimizde motifimizin ilk dilimini tamamlamış oluyoruz. İlk dilimimiz bitti. Şimdi burada yaptığımız çalışmanın aynısını ikinci dilimde yapıyoruz. Tek farkı her deliğe tek tek batma işlemini dördüncü trabzandan sonra çift çift batarak tamamlıyoruz. Tığımızın başına ipimizi yine doluyoruz. Birinci tekli trabzana tığımızı geçirerek önden arkaya çekiyoruz. İpimizi tığımıza dolayıp geri çekiyoruz. Hepsini birlikte alıyoruz. İlk tekli trabzanımızı yaptık. Yine tığımızın başına doluyoruz. İkinci tekli trabzanımıza tığımızı geçirip arkaya çekiyoruz. Tığımızla ipi çekerek üçünü birlikte alıyoruz. İki tane tekli trabzan yapmış olduk. Şimdi yine başını doluyoruz. Yanındaki ikili trabzanı arkaya çekiyoruz. Şimdi ikili trabzana geçtik. 2, 2. İkili trabzanın ilkini yaptık. Yine yanına batıyoruz. İkili trabzanın ikincisini yapıyoruz. Başını alıyoruz. Üçlü trabzana geçiyoruz. Yanındaki trabzana batarak 1, 2, 3'lü trabzan yapıyoruz. Başını alıyoruz. Yanındaki trabzana batarak 3'lü trabzan yapıyoruz. 2 tane tekli trabzan, 2 tane ikili trabzan, 2 tane 3'lü trabzan yaptık. Şimdi 4'lü trabzana geçiyoruz. Fakat 4'lü trabzana geçtikten itibaren çift çift batacağız. Yani her trabzana 2 kere batacağız. Başını alıyoruz. 4'lü trabzan için alttaki trabzanı arkaya çekiyoruz. 1, 2, 3, 4. Şimdi aynı yerden tekrar tığımı geçirerek ikinci dörtlü trabzanı yapıyorum. Diğerlerinde yaptığım gibi önündeki trabzana atlamıyorum. Aynı trabzana bir kez daha tığımı geçiriyorum. Ve ikinci dörtlü trabzanımızı yapıyoruz. 2, 3, 4. Şimdi beşli trabzana geçiyoruz. Tekrar yanındaki trabzana atlıyorum. Ve beşli trabzanı yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Tığımızın başını alıyoruz. Beşli trabzanı da aynı yere batarak yine üst üste 2 tane yapıyoruz. 1, 2, 3, 4 ve 5. Altılı trabzana geçiyoruz. Yanındaki trabzana atlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Yine bir tane daha altılı trabzan yaparak ikinci dilimimizi tamamlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Şimdi burada yaptığımız mantığı göstermek istiyorum. 12 tane trabzan yaptık. Alt sırada da 12 tane trabzan yaptık. Fakat motifimizin modeli gereği çarkımızın dönebilmesi için bizim her sırada 3 tane trabzanı tekrar kullanmamamız gerekiyor. Burada örmeden bırakmamız gerekiyor. Bunun için 12 tane trabzanı alttaki 9 tane trabzanın üzerine sıkıştırmamız gerekiyor. Bunu da 3 trabzan bitene kadar alttaki trabzanlara tek tek batarak yapıyoruz. Son 3 trabzanda da 4. 5. ve 6. trabzanları çift çift aynı yere batarak 3 tane trabzan geri kaymayı sağlıyoruz. Şimdi yine İlk dilimimizde yaptığımız gibi geri geri geliyoruz. Aynı çalışmayı ikinci dilimimizin üzerine yapıyoruz. Bu şekilde devam ediyoruz.
Şimdi üçüncü dilimimize geçiyoruz. Üçüncü dilim için yine aynı işlemi yapıyoruz. İpimizi yukarı çekiyoruz. Bu şekilde birinci trabzandan başlıyoruz. Üçünü birlikte alıyoruz. Yine aynı çalışmaya devam ediyoruz. De tamamladık. Yine ikinci dilimimizden 3 tane trabzanı kullanmadık ve boş bıraktık. Buraya yine 12 tane trabzanımızı tamamladık. Son dörtlü, beşli ve altıncı trabzanlarımızda çift çift batarak dönmeyi sağlıyoruz. Aynı şekilde bu dilimleri devam ederek 12 dilime tamamlayacağız. Şimdi ikinci aşamamıza geçiyoruz. Motifimizin 12 dilimini tamamladık. Şimdi motifimizin birleşmesini göstereceğim. Bu şekilde 12 dilimi tamamlayarak geri dönme çalışmamızı yapıyoruz. Sonra motifimizi birleştiriyoruz. Motifi birleştirebilmek için isterseniz sıranın arkasından başa kadar giderek bu şekilde birleştirip gelebilirsiniz ortaya. Sonra ortadaki yuvarlağı büzerek kapatabilirsiniz. İsterseniz benim yaptığım gibi önce bu motifimizin ortasını toplayarak bu şekilde kapatabilirsiniz. Sonra arkadan birleştirerek kenara çıkarsınız. Bu şekilde motifimizi birleştiriyoruz. Şöyle. Motifimizin bu sırasına batmadan arkasından almaya çalışıyoruz. Görünümü bozmamak için. Böyle arkadan zincir işiyle iki motifin ucunu birleştiriyoruz. Motifimizin birleşmesini gösterdik. Bu şekilde ipliği arkadan gizliyoruz. Kesiyoruz. Evet. Şöyle. Birinci motifimizi tamamladık. Şimdi eklenme çalışmasını göstereceğim. İkinci motifimizi birinci motifimize ekleyebilmek için 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 dilimimizi tamamlıyoruz. 11 dilimimizin geri dönüş çalışmasına başlamadan motifimizi birinci motife ekliyoruz. Bu şekilde tığımızı motifimizin ucuna geçiriyoruz. Bu şekilde ilmeğimizi çekiyoruz. Kilitliyoruz. Bağlantımızı yapmış oluyoruz. Ve yine aynı diğer sıralarda olduğu gibi geri dönüş çalışmasına başlıyoruz. Geri geri motifimizin bu sırasını tamamlıyoruz. Anladık. Şimdi yine 11. dilimimizi tamamladıktan sonra 12. dilimimizi yapmaya başlıyoruz.
Birinci trabzanımızdan yine aynı dilim yapma çalışması mantığı ile 12. dilimimizi yapmaya başlıyoruz. İkinci sıramızı da tamamladık. Yine aynı mantığımızı bozmuyoruz. 3 tane trabzana batmıyoruz. Burada boş bırakıyoruz. 12. dilimimizi tamamladık. Şimdi ikinci bağlantımızı yapıyoruz. İkinci bağlantı için birinci motifimizin ikinci diliminin ucuna tığımızı geçiriyoruz. İpliğimizi şöyle geri çekerek kilitliyoruz. İkinci bağlantımızı da yapmış oluyoruz. Şimdi yine aynı geri dönme çalışması ile ortaya geliyoruz. Biz de tamamlamış oluyoruz. Ama burada 11. dilimimizden itibaren bağlantımızı yapıyoruz. 12. dilimimizde de ikinci bağlantımızı yapıyoruz. Şimdi yine motifimizi kapatmaya geçiyoruz. Motifimizi kapatabilmek için şu şekilde tığ ile orta bölümü büzme hareketi yapıyoruz. İpimizi alıyoruz. Bu şekilde geri çekiyoruz. Aradan tekrar başını alarak daha rahat çekmeyi de sağlayabilirsiniz. Bu şekilde motifimizi büzmüş olduk. Şimdi yine iki ucu bir araya getirerek bu şekilde ekliyoruz. Fakat bu sıraya yine batmıyoruz. Arkadan batıyoruz. Motifimizin o sırasının görünümünü bozmamaya çalışıyoruz. Arkadan batarak ekleme yapıyoruz. Şimdi iki motifi birbirine ekleme çalışmasını gösterdik. Diğer sırada birinci sırayla bedenimizin çevresi kadar motifleri birbirine ekliyoruz. İkinci sırada motifleri ortaya getirerek ekliyoruz. Şu şekilde iki tane ucu buraya, iki tane ucu şuraya ekliyoruz. Burada eklenmişini görüyoruz. İki tane uç buraya ekli, iki tane uç buraya ekli. Motifimizi yaparken 12 motiften 4 motif kalana kadar örüyoruz. 4 motif kaldığında biraz önce gösterdiğim ekleme çalışmasının aynısını son 4 dilimde aynı şekilde uçlara karşıya ekleyerek ilerleyip motifimizi kapatıyoruz. Şimdi yeleğimizin çevresinde yarım motifler gördük. O motifleri nasıl yapacağımızı gösterelim. İsterseniz bu şekilde yarım motifler hazırlayabilirsiniz. Bir motif 12 dilim, yarısı 6 dilim. Ama bu kullanılacak yere göre belki 4 dilim de yeterli olabilir. 5 dilim de yeterli olabilir. Bunu ölçerek aralara yerleştirebiliriz. Kol altlarında, yaka kenarlarında, omuz kenarında. Buna kendi elinize göre siz karar verebilirsiniz. 6 olması şart değil. 6'lı da olabilir. Bu şekilde araya bunu ekleyebiliriz. Dikebiliriz. Tığ ile yaparak ekleyebiliriz.
Şimdi ben tığ ile ekleme çalışmasını göstereceğim. İsteğe göre bağlantıyı sizler dikerek veya tığ ile yapabilirsiniz. Şimdi araya yarım motif çalışması için ipimizi alıyoruz. Bu şekilde tığımızı bağlantıdan sonraki birinci değil, ikinci dilimin ucuna batırıyoruz. İpliğimizi buraya bağlıyoruz. Şimdi zincirimizi çekiyoruz. Buradan 12 zincir çekerek karşı tarafa atlayacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Şimdi bu 12 dilim, 12 zinciri ortaya batarak bağlantı yapıyoruz. Tam ortaya batıyoruz. Şimdi ortaya battıktan sonra yine aynı motif örme mantığıyla aynı çalışmayı yaparak devam ediyoruz. İlk motife başlar gibi. Bir motife nasıl başlıyorsak aynı şekilde başlar gibi ilk zincire batarak tekli trabzan ile başlıyoruz. Dilimimizi tamamladık. Fakat geri dönme çalışmasını yapmaya başlamadan önce bağlantımızı yapmamız gerekiyor. Burada yine bir ve ikinci dilime tığımızı geçirerek bağlantımızı yapıyoruz. Döndürüyoruz. Bir zincir çekip yine geri dönme çalışmasını yapmaya başlıyoruz. Yarım motifimizi araya yerleştirmiş olduk. Şimdi motifimizin uç bölümünü toparlayarak çalışmamızı tamamlayacağız. Şekilde motifimizi tamamlıyoruz. Yine buraya ortaya bir bağlantı yaparak sağlamlaştırıyoruz. İki yerden ortaya bağlamış oluyoruz.
Bu şekilde yarım motiflerle yeleğimizin bütün çevresini dolaşabiliriz. Yine üzerine istersek bir sıra daha tamamen yarım motifleri iki öne çalışabiliriz. Evet, yeleğimizi yapabilmek için çarkı pelek örneğimizi öğrendik. Motiflerimizi eklemeyi öğrendik. Şimdi bu motiflerimizi yeleğimize nasıl dizayn edeceğiz? İlk sırada daha önce de söylediğim gibi motiflerimizi yan yana ekleyerek bedenimizi oluşturuyoruz. Sonra ikinci sırada motiflerimizi araya yerleştiriyoruz. Üçüncü sırada yine birinci sıranın hizasına gelerek motiflerimizi kaydırıyoruz. Burada önemli olan yarım motifleri yerleştirmemiz. Yarım motifleri gösterdiğimiz gibi boş kalan yerlere yerleştiriyoruz. İstenirse bir sıra daha sadece yarım motif iki öne yerleştirerek bitiriyoruz. Yine omuzumuzda bir yarım motif gerekebilir. Koltuk altımızda gerekebilir. Zaten yarım motiflerin geleceği yerler kendisini hissettirecek. Boşluk kalacak. Boşluk kalan uygun yerlere yarım motifleri yerleştirerek yeleğimizi tamamlayabiliriz. Yeleğimizi yapabilmek için kullandığımız Alize Andragot ipliğinin içerisindeki teftik ve yün yapısı öreceğimiz yeleğe çok şık, güzel bir görünüm katacak. Yine aynı zamanda yeleğinizi kullanırken zaten bunun konforunu, rahatlığını hissedeceksiniz. Evet, biz bu yelek yapımını çok beğendik. Sizlerle paylaşmak istedik. Umarız sizler de beğenirsiniz. Sizlere keyifli örgüler diliyorum. Görüşmek üzere, hoşça kalın.